Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal gündelik haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşı alımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünya gün tertibini bulup atkan muhim haberlerine huzurunla sunuşturuşumuz. Ama bugün aldı bilen İstiklal ailesi namıdın bütün dünyadaki aziz halkımız, milletimizin uluğ kurban heyetini için kalbimizden tebrikleyimiz. Rabbim barlık kılgan emellerinle, şunlukla kılgan kurbanlıklarını kabul kılsın. Ve şunlukla Rabbimiz Allah Subhanehu ve Teala'dın pat pürsette bunun kokşuğan, kançılgan, güzel, hoşal horamlık heyetlerini hür, müstakil, aziz vatanımız Şarkı Türkistan'da tebrikleşki müyesser kılışın tüleyimiz. Şunlukla Rabbimizin bizlerge bunu müyesser kıldığı Allah'a için kalbimizden işinimiz. Kınamsızlı kıtınlar, ikranımızı bulsun. Amerika Gollandiya'nın Xitay'a ilgar üskünü setip berişini tosup kaldı. Valkoçisi gezinin haberde bildirilişe, Xitay Gollandiya'nın bir kısım ilgar üskünlerini setip berişke urnu atkan bosumu, Amerika hükümeti bu ilgar teknikalarının Xitay'nın kuluğu çüşüp gelişinin aldını ilişki tırışkan. Haberde kayıt kılınışa, Xitay izgil halde Gollandiya hükümetine besim işiltip, ASML şirketi işlep çıkargan dereceden taşkarı ultra binafşi nurluk optik uyumu sistemisini setip berişke yol koyuşun talep kılgan. Ma'lum bo'lishicha Intel, Samsung qatorliq shirkatlarning hammasi 180 tonna keladigan bu alohida mashinani oldin Qatardagi Yanfun va 5G ko'chma uskunalardan tortib, sun'iy idrok uchun ishlatiladigan kompyuterlargacha bo'lgan uskunalarni ishlab chiqarishga ishlatildi degan. Xitoyning Huawei qatorliq yerlik o'zak ishlab chiqaruvchi shirkatlarini 150 million dollar qimmatidagi bu ilg'or mashina bilan ta'minlashni o'ylashgan. Agar Xitoyning maqsadi amalga oshsa, bu turdagi texnika sohasida chat elga beqinishni azayta olaydi ekan. Ammo ASML shirkati texchi Xitoyga mol yetkazib bermagan bo'lib, Gollandiya Amerikaning besimi bilan mazkur uskunaning Xitoyga qarata eksport ijozatnomasini to'xtatib qo'ygan. Valkochisi gazetining xabarida oshkorlanishicha, Biden hukumatı davlat bexatarligini ko'zda tutib, Gollandiya hukumatidan bu mashinaning setilishini cheklashini talab qilgan. Amerikaning mazkur tadbirlari Xitoy-Gollandiya munosabatini jiddiylashtirgan. Bu ishdan xabardor kishilarning aytishicha, Xitoy amaldorlari Gollandiya tarafdan nima uchun ASML shirkatiga ijozatnoma bermaydiganligini to'xtamay surishtirib qilgan. Ma'lum bo'lishicha, ASML shirkatining ilg'or uskunasi bo'lmasa, Xitoyning o'zak ishlab chiqaruvchi shirkatlarining zamonning talabiga mos keladigan ilg'or o'zak yasashi mumkin emas ekan. Mülkerlenişçe Xitay'nın ASML şirketinin növetteki texniki seviyesine yetişi üçün kem digende 10 yıl vaqt getirdikken. Garip devletleri ortak halda Xitay'nın hakkırlık kılmışına ayıpladı. Germaniya avazının haberde bildirilişçe 19. iyol Amerika başçılıkıdaki garip devletleri birli vaqtta Xitay'nı yaman garazlik tor hücumu kozgaş bilen ayıpladıken. Xabarda qayd qilinishicha, Amerika, Yevropa ittifoqi, Angliya, Avstraliya, Kanada, Yangi Zelandiya, Yaponiya va Shimoliy Atlantika ikkita tashkiloti qatorliq davlat va xalqaroliq tashkilotlar o'xshimagan iboralar bilan Xitoyning to'g'ri hujumi qilmishini ayiblagan. Buning ichida Amerikaning bayonoti eng qattiq bo'lib, prezident Biden Xitoy rejimining to'g'ri hujumi jinoyatchilarini qanot ostiga olganligini, ularga fursat yaratib berganligini qattiq tanqid qilgan. Amerika'daki köplügen akbarat örgalleri Xitay kolluğun tor hakkırlarının Amerika ve ihtibaqdaşlarının kompüter sistemisiğe hücum kılış üçün 50'ten artıq strategiya, texniki ve usulunu kollanğalıqını təpsili bayan kılgan. Xabarda qayt kılınışca Norvegiya Taşkı İşlam Ministeri Maria Eriksen Seriyet 19. iyol bayanatı ilan kılıp, parlamentin ilhat sistemisiğe qaratılgan tor hücumunun Xitay tarafından kılınğalıqını bildirgen. Ve Xitay dairlerini tedbir kollanıp bu xil hareketlerinin aldığını ilişki çakırgan. O bu aqtiki yazım bayanatıda bu yıl martta yüz bergen tor hücumi bizning eng muhim demokratik organimizning ilhat sistemisiga buzgunchilik qildi. Biz bu xil hücumga tegishlik inkas qaytarimiz degan. Norvegiya tashqi ishlar ministrligining bildirishicha Norvegiya istixborot organining tekshirish dokumenti bu hücumning Xitoyda harakat qilayotgan guruhlardan kelganligini ko'rsatib berganligini bildirgan. Norvegiyaning bir necha ittifoqdoshi Yevropa ittifoqi va Microsoft shirkatimi bu uchurni dalillagan. 19. iyul Norvegiya hükümeti Xitay diplomatlarını çağırtıp narazılık bildirip, bu kılmışını kubul kılalmaydıqallıqını təkidligen. Xitay'nın Norvegiya'da turuşluk baş elçihanesi 19. iyul münasibetlik ayıplaşlarına narazılık bildirip, bunun emeliyette garip devletlerinin Xitay'ını nişallıqan siyasi uyunu işgallikini dava kılgan. Ve biz alaqıdar taraflarının şençilik delil ispatlarını otturgu koyuşunu ümit kılımız digen.
Барселона футбол клубы Хытайга баш эгди. Испания күндөлүк тантарбия хабарлары торунун 19 июлдагы хабарда билдирилишче, Барселона футбол клубы Хытайнын нааразылыгын козгоштун ансыргалыктан H ва M şirketi менен болгон хамкорлук сүйүктүн токтоткан. Хабарда кайт кылынча, дүйнөдөгү эң даңдык футбол клубунун бири болгон Барселона клубы бир нече айдын бери HM şirketi менен барлык сүйүктүн давамлаштырып келген. Ama HM şirketinin Şarkı Türkistan'daki mecburi emgek bilen işlep çıkarılan pahtalarını işletmesek yakıdaki meydanı Barcelona kulübü mesullerini endişige salgan. Kulüp taraf Xitay bilen tokunuşup kalışını halımaydıqallıqını uçuk aşkarı bildirgen ve hemkarlıq sökbitini resmi toxtatgan. Mezkur haber İspanya EFE haber agentliği tarafından delillengen. Bildirilişçe HM şirketi bilen Barcelona kulübü otursudaki hemkarlıq gelişiminin yıllık sonması 3 milyon euroğu yitidigen. Klub mesullarının 2019 yılı bildirgen malumatıga asaslanganda Barcelona futbol komandasının Asiyadaki mestanları umumi mestanlarının 37%'ini ilgileydiken ve Xitay mestanlar bunun asasi kısmını teşkil kılıdiken. Ondan başka Barcelona klubunun az bulmağan Xitay şirketleri bilen hemkarlık münasibeti bar iken. Şivisiyanın halkaralık kiyim-kecek parçası şirketi HM Gorohi burun Xitayda mı alahide alışkı erişip gelgen. Ama bu yılın 5'de şirket Şarkı Türkistan'daki mecburi emgeki çetişlik bolgan pahtılarını işletmeydi kalıqını ilan kılgan deyken, Xitayının pilallıq baykut kılışıgı düş gelgen bolup, Xitay HM markasını tor soğudu supalardan pütüllay çıkırıp etken. Hatta Baidu haritisi mu HM dükkanlarının oranını körünmeydi kan kılıp etken. Xitaylar mı ictimai taratkolarda HM şirketinin kiyimlerini köydürüp, bu markanı baykut kılışkı çakırı kılgan. Xitayning Sharqi Turkistondagi irqiy qirg'inchilik jinoyati yaqinqi mazgillarda xalqaro zo'r g'ulg'ul qo'zg'an bo'lsa-mu, ko'plagan shirkatlar va donliq shaxslar iqtisodiy manfaat sababli Xitayning jinoyatiga ko'z yummoqda. Hatto Xitayning jinoyatlarga bevosita yoki vositalik sherik bo'lmoqda. Amerikaning Xitayni qistishi bir qism davlatlarni qiyin ahvolda qo'ymoqda. Fransiya xalqaro radiosining bugungi xabarida bildirilishicha, Amerika ittifoqdoshlari bilan birlikda Xitoyga taqobil turishni o'ylashayotgan bo'lib, bu Germaniyani qiyin ahvolga tushirib qo'ygan. Xabarda qayd qilinishicha, Amerika prezidenti Biden ittifoqdoshlari bilan hamkorlashib, Xitoyning G'arbning ilg'or texnikalik shirkatlarini sotib olishini cheklagan. Garchi Germaniya Amerika tarafida turgan bo'lsa-mu, yanada mushkul ahvolga tush kelgan. Amerika navbatda shirkatlarni yushirin qo'shib olish va sotib olishning yarshari ta'minlash zanjiriga ko'rsatadigan ta'siri Amerika'nın chet el temelligüçilerge tayiniş derecesi, Amerika puralarının şahsi sallıq malumatlarının chet el hükümetlerinin kuluğu çüşüp qiliş kalmaslıqı qatarlıq meselelerini tətkik kılıvatkan bolup, sabıq prezident Trump devrede yolu koyulgan Xitayının Douyin Abdidalını tekşürüş hizmeti Biden mezgilde yeni devam kılgan. Bildirilişe Amerika Xitayının pentexniki sahası da qat götürüşünün aldığını iliş üçün Xitayga karşı dünyavi ihtipaq təşkilligen bolup, Amerika Avrupa ihtipaqını özlerinin en muhim şeriklerinin biri dep qarğan. İki taraf yakında Birleşme Soğudu Texniki Kengişi kurup, Garip'nin mühim texnikilerini devlet mablağ salgan Xitay şirketlerinin seti velişidin kandak koğdaş meselesini bir taraf kılış hakkıda plan layihisi tüzüp çıkan. Biden bu meselede Germaniya'ya zor ümit bağlıgan. Germaniya bu yıl taşkı soğudu kanununu çıngıtıp, Amerika'nın bu aktiki ümidini yerde koymağan. Mezkur kanun Germaniya hükümetinin çetellik mablağ salgıçlarının Germaniya şirketlerinin seti velişiği zarı bir iştirişallıqını küçeytken. Bu kanunga asasen Germaniya hükümeti çetellik mablağ salgıçlarının setiveliş iltimasını ret kılalaydıken. Germaniya hükümeti suni idrak ve kivant kompüter texnikisi sahasigi dikkatini merkezleştirgen bolup, Xitaymı bu tür arqalıq dünya bazırgı yetekçilik kılış haqqıda xam xiyal kılıp kelgen. Xaberde tahlil kılınışca Germaniya bilen Fransiya Xitayının dünyavi küçünü kolgu keltürüştiki siyasi ve iqtisadi urunuşturgu karıştırgan bolsumu, ama yeni bir tereptin soğudu menpaatini koldin ketküzüp koyuştin endişi kılıp, Xitayga qarşı turishda ehtiyot qildi ekan. Yellin Xitay savdo kelishimi haqida tunji qitim bayonot e'lon qildi. Amerika Maliya ministri Janet Yellin Trump hukumati mezgilde imzalangan Xitay savdo kelishimi to'g'risidagi dastlabki bayonotida o'zining bu savdodan gumonlanganligini aytdi. Amerika Maliya ministri Janet Yellen ötken yılı Trump hükümeti mezgilde Xitay bilen imzalanğan Saudi kilişiminin gumanlındıqallıqını bayan kılgan bolup, bu Biden hükümetinin kilişim doğrusudaki tüncü qıtımlıq tepsili bayanatı hesablandı. O New York vaxtı gelsinin ziyaretini kubul kılganda, menin karışımca Xitay'dan elindiğen baj köp oylanmayla koyulgan. Tamojnu beji emiliyeti istimalçılarga koyulgan bajdır.
biz nurgun mahsulotlarga qo'yilgan bojning Amerika iste'molchilariga ziyon solganligini ko'rdik degan yillin oldingi hukumat imzolagan kelishimning Xitoy bilan bo'lgan masalani hal qila olmaganligini ta'kidladi. 2020 yili 1 ayda imzolangan bu kelishim Xitoy bilan Amerika o'rtasidagi savdo urushi keltirib chiqargan ziyonni azaytishni maqsad qilgan bo'lib, ammo imzolanib 18 oydan keyin har ikki taraf import mollarida texnik ko'p tamojna beji to'lamoqda. Xitoy rejimi kelishimning ba'zi qismlaridan rozi bo'lgandek ifoda bildirgan bo'lib, Xitoy savdo ministrligining bayonotchisi Gao Feng oldingi hafta kelishimning birinchi bosqichi Xitoy, Amerika va butun dunyo uchun foydali degan edi. Sobiq diplomat va savdo amaldori Zhou Xiaoming bu savdo to'g'risida yozgan yozmasida savdo sohasidagi jimjitlik bir g'alibidan bakirak chiqadigan bo'ronni ko'rsatdi. Biden hukumati yanada Xitoyga tutadigan pozitsiyasini ko'zdan kechirmoqda. Ammo bu yilning oxirida texmi qat'iy va keskin pozitsiyada bo'lishi mumkin deb yozgan. Sobiq prezident Donald Trump kelishim orqali Amerikaning Xitoy bilan bo'lgan savdo qizil raqamini yo'q qilishni maqsad qilgan edi. Turkiya qurolli qismlari yaqinqi 5 kun ichida 39 terrorchini ujuqtirdi. Turkiya qurolli qismlari yaqinqi 5 kunda Suriyaning shimolida hujum qilishga tayyorlik qilayotgan 39 terrorchini ujuqtirdi. Davlat mudofaa ministrligining Twitter hisobida e'lon qilingan bayonotda davlat ichi va chegarada terrorlikka qarshi kurashni qat'iy iroda bilan davomlashtirayotgan qahramon Turkiya qurolli qismlari yaqinqi 5 kunda Suriyaning shimolida hujum qilishga tayyorlik qilayotgan jami 39 terrorchini ujuqtirdi. Bizning terrorchilarga qarshi kurashimiz qat'iylik bilan davom qiladi deyildi. Daesh Bag'dodda yuz bergan portlashning javobgarligini o'z ustiga oldi. Iroqning poytaxti Bag'dodda tunugun 30 kishining jiniga zamin bo'lgan hujumning javobgarligini terrorlik tashkiloti Daesh o'z ustiga oldi. Terrorlik tashkilotiga yaqin to'rbati e'lon qilingan bayonotda poytaxt Bag'dodtiki xalq bozoriga qilingan o'zini qo'shib portlatish hujumini Daeshning qilganligi bildirildi. Tunugun poytaxt Bag'dodtiki xalq bozorida insonlar intayin zich bir vaqtda yuz bergan portlashda 30 kishi qaza qilib 60 kishi yaralangan edi. Iroq bosh ministri Mustafa Al-Kazimimi hujum yuz bergan rayonga mas'ul qo'mondonni qo'lga olishga va hujumni tekshirishga maxsus buyruq tushirgan edi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mushyada oxirlashdi. Inshaalloh atiki programmamizni ko'rishguncha sizlarni janobi Allohga topshiramiz. Shuna qilib program oxirida ekran orqasidagi barlik xizmatdoshlarimga ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Inshaalloh bu go'zal hetni xoşal xoramlıq bilan tinç amanlıq bilan ötküzüşünlərə tilək taşımız. Assalamu alaykum va rahmatullah.